Göllük'te 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Ağır hasarlı olan binaların yıkımı bir yandan sürerken bir yandan da itiraz süreçleri devam ediyor. Vali Cevdet Atay da çalışmaları yakından takip ederek sabah saatlerinde kurum amirleriyle birlikte bina hasar tespit başvuru noktasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çadır kentleri gezen Vali Atay, burada UMKE ekipleri tarafından yerinde verilen sağlık hizmetleriyle ilgili olarak bilgi aldı. Ekipler zaman zaman çadırlarda kalanları ziyaret ettikleri ve sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini söylediler. Deprem yaralarına sarılması için tüm ekiplerin saha çalışması sürüyor. DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, Düzce'lileri mahalle bakkallarından alışveriş yapmaya çağırdı. Kayıkçı adına ister 3 harfler deyin, ister zincir marketler deyin, bunlar her zaman ekonomide, hayat pahalılığında hep tartışmanın içinde olmuşlardır. Bu marketler bizim geleneksel bakkalımızdan çok uzak, insanın sadece cebi, parası ile ilgilenen, gözünü buraya diken marketlerdir. Raflarındaki etiket gün boyu değişebilir. Bunun için özellikle çalıştırılan elemanları vardır. Denetimsizlerdir, güvensizlerdir. Birbirleriyle de rekabet ederler. Her bir ürünün fiyatı hepsinde farklı farklıdır. Ürünün fiyatı kadar gramajı ile de oynarlar. Son kullanım tarihi geçmiş ürünleri güzel ambalajlarla sunarlar. İnsanların sağlığıyla oynarlar. Birbirlerini kollarlar. Sonuçta ezilen, aldatılan hep vatandaş olur. Tüm hesapları bizim cebimizdeki paradır. Bunun için bizleri aldatmaktan hiç çekinmezler. Ben alışverişimi yerel marketlerden, mahalle bakkalından yapıyorum. Düzcelilere çağrımdır. Gelin siz de bakkalınızdan alışveriş yapın. Bakkalınızla merhabanız hep sürsün. Zincir marketlerin oyununa gelmeyin. Haydi Düzcem bakkalına sahip çık dedi. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Düzce'de sis etkili oldu. Kent merkezinde etkisini arttıran sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Ulaşımı olumsuz etkileyen sis sebebiyle sürücüler araç farlarını yakıp takip mesafesini açarak ilerlemeye çalıştı. Trafik ekipleri sürücüleri trafik mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Sis sebebiyle yayaların da zaman zaman yürümekte zorlandığı görüldü. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün titizlikle takip ettiği Konuralp Antik Kenti ve Antik Tiyatronu'ndaki kazı çalışmasında tarihi dokunun meydana çıkartılmasına yönelik yoğun mesai sarf ediliyor. Antik Tiyatro'da 2013 yılından bu yana yapılan kazıların 10 katı Başkan Özlü döneminde gerçekleştirildi. Kazı çalışmaları boyunca Medusa Kaidesi, Apollo heykeli gibi birçok eser toprak altından çıkarıldı. Kazı ekibi son olarak geometrik bezemeli, mozaik döşemesi buldu. Kazı alanında bulguyu bizzat inceleyen Başkan Özlü, Konuralp Antik Kenti tiyatro kazıları aralıksız olarak sürüyor. 3000 yıla varan bir tarih. Önce Medusa, sonra Apollo heykeli bulundu. Şimdi de geometrik bezemeli mozaik döşemesi gün yüzüne çıkartıldı. 3 yıl önce bu kazılara ağırlık vermekte ne kadar doğru bir iş yapmışız, doğruya doğru işin özü çalışmak dedi.
Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'nün mutfağında Göynük Halk Eğitim Merkezi tarafından başlatılan aşçı yardımcılığı kursu Mayıs ayında sona erecek. Hayat boyu öğrenme projesi çerçevesinde 44 kursiyerin katılım sağladığı kurs 450 saat sürecek ve Göynük yemek kültürüne katkı sağlayacak. Kurs bitiminde sertifika alacak olan aşçı adayları ilçe merkezinde istedikleri yerde iş imkanı da bulabilecek. Güzel bir etkinlik. Kurs halk eğitimin ev hanımlarına çalışan bayanlara katkı sağlamak amaçlı açtığı yararlı bir kurs. Hoş geldin. Çay öbürlerden al. Paketlerden al. Halk eğitimin böyle adına açmış olduğu aşçı yardımcılığı kursunda biz de elimizden geldiğince arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu akşam meze çeşitlerimiz vardı. Çiğ köfte yaptık. Halk Eğitim Merkezi'nin hazırlamış olduğu aşçı yardımcılığı kursunda hazırladık bu akşam biz bunları. Yani evde bilmediğimiz eksik taraflarımız tamamlıyoruz burada. Bugünkü ilk mezemiz Haydari tarifi olacak. Beyaz peynir. Sarımsak, tuz atmadım ben. Yoğurdumuzu attığımız için tuz da atıyoruz. Bilginiz olsun. Çok güzel, çok memnunuyuz. Şefimizden de çok memnunuyuz. Öğrendik yani eksiğimiz var da öğretiyor şefimiz. Evet. Meze türleri, çorbalar, börekler, kurabiyeli olsun her şeyi yerlerinde. En ince, en ince ayrıntısına kadar öğreniyoruz. Şeker ve tuzla karamelize ettik. Biber salçası ve domates salçası ile sarımsak şöyle bir tuz. Baharatlarımız var. Yemek kursunun açılması çok iyi oldu bizim için. Sertifikamız olacak, aşçılık kursunda belgemiz olacak. Bizim işin çok yarayacak. Çiğ köfte. Nerede? Ben geldim, Mehmet Usta da geldi çiğ köfteye. Halk Eğitim Müdürümüzle birlikte bu projeyi burada icra etmeye çalıştık. Burada göğünlüklü aşçı adayları kurs aldılar. İnanın yani bir kurum idarecisi olaraktan vallahi bak yeminle söylüyorum. Sizden çok belki ben mutlu oluyorum. Ellerine sağlık gerçekten yüzden, her şey mükemmeldi. Ve yani böyle bir kurs bize düzenlendiği için çok mutluyuz. Düzce Ahde Vefa Derneği depremden etkilenen çocukların bir nebze rahatlamaları, depremin psikolojik ve sosyolojik etkilerinden uzaklaşması amacıyla palyaço ve Mickey Mouse gösterisi düzenledi. Gölyaka'da çadır kente giden dernek üyeleri çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Mudurnu ilçesinde bulunan Abant Gölü Milli Parkı Keltepe mevkinde bulutların oluşturduğu görüntü mest etti. Dağların yamaçlarından şelale gibi akarak süzülen bulutlar havadan görüntülendi.
Mudurnu'nun üzerine kaplayan bulutlar görsel şölen sunarken bulutların arasından görünen dağ tepeleri ise ayrı bir güzellik oluşturdu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FA isimli şahsa operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda nakliyat yapan bir tırın içerisinde arama yapıldı. Arama neticesinde toplam 230 kilo 750 gram sukunk maddesi taşınan ev eşyaları arasında gizlenmiş olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu maddelere el konulurken FA ise adli mercilere sevk edildi. Sakarya Amatör Süper Lig B grubu 9. haftasında Karasu Güvenspor, Kara Atipler Akınspor'u ağırladı. 1-1 beraberlikle neticelenen maç sonrasında evine gitmek için hazırlanan Kara Atipler Akınspor takımının oyuncuları minibüse bindiklerinde olaylar yaşandı. Karasu Güvenspor taraftarlarının tepkisiyle karşılanan takım oyuncuları küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Deplasman takımını taşıyan minibüse saldıran taraftarlar aracın camlarını kırdı. Yaşanan olay sonrası inceleme başlatan Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güvenspor Kulüp Başkanı HŞS ile takımın taraftarları olan RA ve UI isimli iki kişi hakkında süresiz maç izleme mahrumiyet cezası verdi. 3-4 Aralık 2022 tarihleri arasında Arnavutluk'un Durres kentinde yapılan 23. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda antrenörlüğünü Hakan Şengönül'ün yaptığı Düzce Mert Asya Gençlik ve Spor Kulübü takımı 2 altın, 3 gümüş madalya kazandı.